Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş himayelerinde gerçekleştirilen, tabir yerinde ise kısa bir Balkan turu diye adlandıracağımız iftar sofraları, sahur sofralarının kurulmasına şahitlik ediyoruz bu ekran aracılığıyla. Evet, hani daha önceleri Balkanlara çıkan bereket konvoyumuz vardı. Balkanlarda insanlar aslında yıllardır özlemle her sene bekledikleri bu mübarek Ramazan ayı içerisindeki konvoyu bu sene bazı sıkıntılardan dolayı göremediler. Ama imdada yetişenler var. Aslında onlar bereket konvoyu olsa da olmasa da her şekilde desteklerini veren kesimdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi bunların en somut örneğiydi, diğer belediyelerimiz gibi. Ancak Ali Nur Aktaş verdiği talimatla hemen yine Ramazan ayının içerisinde bu takım iftar ve sahur sofralarının kurulmasını istedi. Özellikle Balkan coğrafyasında belli başlı noktalarda kurulan iftar sofralarından sonra Bulgaristan ve son olarak bu akşam gerçekleştirilecek olan iftarla Batı Trakya'dayız. Batı Trakya'nın özellikle Yahyabeyli köyündeyiz, Gümrücine'ye bağlı. Evet, burası önemli bir köy. Hemen Egnetya Otoyolu'nun kenarında bulunan yakın bir çevredeki köy. Kalabalık bir nüfusa sahip ve sizin de gördüğünüz gibi arkamdaki kurulan iftar sofrasının sayısından belli. 1200 kişilik iftar sofrası kuruldu. Şu anda içinde bulunduğumuz Yahyabeyli Camii'nin avlusunda, bahçesinde. Ve burada biraz sonra değerli belediye başkanının gelmesiyle iftar gerçekleşmiş olacak. Sayılı dakikalar kaldı iftarın saatine. Ve dediğimiz gibi sabahleyin özellikle sahur vaktinde Domruköy'de gerçekleştirilen sahurdan sonra gün boyu temaslar sürdürüldü. Belli başlı Batı Trakya'nın olmazsa olmazlarından olan STK'lara gidildi. Orada değerli belediye başkanı ikili istişarelerde bulundu. Fikir alışverişleri gerçekleştirdi. Buranın sorunlarını yerinde dinleyip tespit etti. Sayın Başkan'ın daha önceden geldiğini biliyoruz. Ancak resmi olarak ilk kez belediye başkanı sıfatıyla bu bölgeye geldi kendisi. Ve yaptığı görüşmelerle, aldığı notlarla olası sıkıntıları varsa, giderebilecek nitelikte olan sıkıntılarsa bunları gidermenin, üstesinden gelmenin yollarını arayacak ve desteğini hiçbir zaman için esirgemeyecek. Batı Trakya'daki insanlar her zaman ana vatana yüzlerini dönmüş olan insanlardır. Ve buradaki insanlar ana vatandan gelen her yetkiliyle adeta yürekleri kabarıyor, gözleri doluyor. Çünkü onlar destek istiyorlar, desteklerinin esirgenmemesini bekliyorlar. İşte dualar okunmaya başlandı, sayılı dakikalar kaldı. Bizler sözü fazla uzatmayalım ve iftar sofrasıyla baş başa bırakalım sizleri. Sofranız bereketli olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ben Salmanlı köyünden Nilgün. Nilgün ablacığım, şimdi birlik ve beraberlik diyoruz her zaman için. Batı evet. Trakya'daki özel güzelliklerden biridir bu. Her yerde olmaz bu birlik beraberlik. Kurulan iftar sofralarını nasıl buluyorsunuz değerlendirmek gerekirse? Böyle şeyler sık sık yapılmalı mı, olmalı mı? Tabii ki yani kaynaşma açısından sık sık yapılmasında yarar var derim. Bugün Yahyabeyli'deyiz. Evet. Yarın akşam Demirbeyli'deymişiz. Sürekli olarak bir yerlerde sofralar kuruluyor. Türkiye'den böyle değerli belediye başkanları, devlet adamlarının gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Her zaman gelmeliler mi sizce? Tabii ki gelmeliler. Yani bizi yalnız yani burada yalnız bırakmamaları gerekir. Bizim yüzümüz hep ana vatana dönük. Evet. Ama böyle ana vatan böyle bize böyle biraz kendini sakladığı zaman üzülüyoruz. Çünkü hani tabii ki. Bugün sayın müftümüz çok güzel bir söz söyledi. Sizler de öksürseniz biz burada hasta oluruz dedi.
Gerçekten öyle. Türkiye'de bir sıkıntı yaşansa en çok üzülen sizsiniz aslında tabii ki, burada. Tabii ki. Çünkü tabii ki. Allah devlete zeval vermesin deriz ya her zaman için. Aynen öyle. Hem burada yaşadığınız vatanda hem ana vatanımızda bunlar olmaması gereken şeyler. Tabii birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Daim olsun. Ne mutlu. Evet. Şimdilik hayırlı Ramazanlar diyelim. Sağ olun. Diyelim. Çok teşekkürler. Teyzem sizi tanıyalım. Olsun oradan laf yetiştirmeye benzemez o. Adını söyle bize. Ben Oluşum Yahya Beylili Salmanlı'da evliyim. Gelin gittin oraya. Gelin gittim. Peki gidip geliyorsun ama değil mi köyüne? Gelip gidiyoruz. İlk defa görüyorum ama ben de bu birlik beraberliği ilk defa Almanya'da yaşadım ben. 73 yılında. Bak ben. Seneler önce... İlk defa görüyorum ama bizim çocukluğumuzda ta değişiklikler nasıl, olurdu. Değişiklik kısa bir şey. Biz çocukluğumuzda davul beklerdik çalsın diye. Evden annelerimiz iftar hazırlar getirirdik. Toplanırdı. Çok birlik vardı. Ama sonra devler değişti. Gençler biraz unuttu. Gençler unuttu. Ama yaşlılıkta çok güzeldi. Çok eğlenceli. Çok herkes birlikti. Böyle televizyonlar yoktu o vakit. Herkes bir arada toplum. Cep telefonları yoktu. Cep telefonları yoktu. Herkes birlik, beraberlik bir oraya toplanırdık. Bir oraya öyle geçti çocukluğumuz, yetişkin olduğumuz zamanlar hepsi. Şimdi ama sonra bir şeyler oldu, karıştı. İnşallah artık daha kötüsü olmaz. Daha kötüsü olmaz. Şimdi ne mutlu bugünleri yine görüyoruz hep beraber. Ne mutlu bize işte. Allah bu destek gelsin öteden, yardım geldikçesi bu oradakları daha mutlu oluyor. Önceden bu köy ne kadar büyüktü. Hepsi herkes taşındı gitti. Çoğu yarısı Bursa'da, İzmir'de hepsi. Senin kimsen var mı Bursa'da? Kız kardeşim var. Kız kardeşim var. İzleyeceksin yani. İzlesin zaten Bursa'dan da bu desek. Şimdi konuştuk zaten kabul olsun dediler. Çok güzel. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Ali Nur Aktaş. Duyduğum var ama kendini sağ olsun o ya. Biz gazeteciler hep söylüyoruz, diyoruz ki ya diyoruz unutmayın buraları diyoruz ama bizi bazen dinliyorlar bazen dinlemiyorlar. Siz söylerseniz daha iyi olur, bir söylerseniz iyi olur. Unutmasınlar bizleri, her vakit ansınlar. Böyle destekler. Destek versinler. Yani yeter ki yanımızda birlik yanımızda olduklarını göstersinler. Bu oradan bir şey geçse oradan destek alalım. Peki bakalım. Allah hadi kabul etsin şimdi. İnşallah. Allah yine bugünleri göstermeye nasip etsin bizi seneye de. Hadi kalın. Sağ olun. Allah kabul etsin. Herkesi bile birlik bir arada görmeye. Herkesi nasip etsin Allah. Ramazan'ın vazgeçilmezi olmazsa olmazıdır davullar. Sahur sofralarının habercisidir, iftar sofralarının habercisidir onlar. İşte Yahyabeyli'de sembolik de olsa bu kardeşimiz giydiği kıyafetiyle beraber burada gerçekten güzel ve önemli bir etkinliğe imzasını atıyor. Davulcu kardeş kolay gelsin. Sağ olasınız. Seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Remzi Sakallı. Remzi'cim okuyorsun. Evet. Kaçıncı sınıf? Lise 2. Şimdi sana bu görevi verdiler. Evet. Bu geceye mi has bir şey? Evet. Normalde burada davul dolaşır mı? Dolaşır. Sadece bayram. Sahurda, evet, iftarda evet. Dolaşıyor. İftarda dolaşmıyor. Dolaşmıyor. Evet. Peki şu anki kalabalığı bize bir anlatabilir misin? Duygularını alabilir miyiz? Çünkü 1200 kişilik bir sofra kurulmuş. Evet. Benim yaşıma göre bu köyümüzde ilk defa oluyor. Çok gurur duyuyorum. Çok memnunum. Allah razı olsun herkesten. Teşekkür ederim. Ana vatana ne söyleyeceksin? Yüzünü sana hep bizim ana vatana dönük ya. Evet. Ne bekliyorsun ana vatandan? Ana vatandan her Ramazan olmasa da bizlere böyle yardım etmeleri istiyorum.
Yani o varlıklarını her zaman hissettirsin. Evet. Gücünü göstersin güzel ülkemiz, ana vatanımız. Evet. Onu mu istiyorsun? Evet. Onu istiyorum. Hani bize ana vatanımız gücünü göstermesini istiyoruz. Yalnız olmadığımızı bilsin. Evet. Değil mi? Evet. Biz Batı Trakya aslında ana vatanın diğer yarısıyız burada. Evladı Fatihan topraklarındaki olmazsa olmazlarız. Hani Türkiye'den baktığımız zaman Balkanlar diye bir coğrafyadan bahsederler ya sürekli olarak. Evladı Fatihan'dır onun asıl adı. Balkan coğrafyası bambaşka bir coğrafyadır. Hani Osmanlı deriz ya. İşte şu an Batı Trakya'da ve Balkanlar'da Osmanlı geleneği tam anlamıyla olmuştur. Yaşıyor. Evet. Ne mutlu sana. Allah razı olsun senden.
Ölenlere rahmet, kalanlara selamet, sofralara bereket, yiyenlere afiyet. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmeti lillahil Fatiha. Her şeyden önce siz sevgili misafirlerimizi, mütevelli heyetin, Mehkabeyli halkı ve kendi adımıza, hepinize hoş geldin der, hayırlı Ramazanlar dilerim. Tüm bunların yanında bölge insanı haricinde bu kadar çok misafiri bir arada görünce biraz da olsa köyümde bahsetmeden geçemeyeceğim. Köyümüz Murat, Demir ve Yahya olan üç kardeşten biri Yahya Bey'in adına bir bey tarafından kurulmuş olduğuna inanılır. Rodopil'in Şapçı Maronya Belediyesi'ne bağlı yaklaşık 240 haneli, 650 nüfuslu bir köydür. Farklı zamanlardaki istimlaklarla bu ister sanayi olsun, ister otoban olsun köyün ekilebilir arazilerinin azalmasına neden olmuştur. Zaman içinde Batı Trakya'daki birçok köy gibi Yahya Bey'le de göç vermiş. Ancak bunun yanında belki de ilk ve en çok göç alan köylerden de olmuştur. Bu vesileyle köy nüfusu yaklaşık olarak aynı düzeyde kalmıştır. Tabii ki başkanım, Bursa'da ebe Yahya Bey'li yaşamakta. Tabii sadece Bursa değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde, hatta dünyanın farklı yerlerinde köylülerimiz vardır. Bunların haricinde kısacık bahsetmek istiyorum. Bahçesinde bulunduğumuz dedelerimizin üzerinde de gördüğünüz gibi 1927 yılında yaptırmış olduğu, 2008 yılında da biz gençler tarafından tamiri yapılmış camimiz mevcut. Tabii camimizden ziyade bence asıl bahsedilmesi gereken minaremiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ova köylerinde veya bu bölgede şerefesine kadar en yüksek boyu olan minarelerden bir tanesi. Kıymetli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, bu iftar yemeğinin gerçekleşmesiyle ilgili teşekkürlerime geçmeden önce ilginizi çekebileceğine inandığım bir husustan bahsetmek istiyorum. Yahya Beyli'nin köy renkleri nedir deseniz, bir taraf yeşil, bir taraf beyazlar. Bu, ister futbol takımımızın resmi liglerde, isterse olmadığı zamanlarda olsun, yeşil beyazımız bizim de hiç değişmemiştir. Sizleri daha fazla yormadan bu akşam iftar sofrasında buluşmamızı sağlayan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanıma, Türkiye Cumhuriyeti Gümülcüle Başkanı Solosuma, Gümülcüle seçilmiş müftüme ve isimlerini sayamadığım Yahya Beyli gençleri gibi emeğini esirgemeyen herkese köyüm adına sonsuz teşekkürlerimi sunar, hayırlı Ramazanlar der, sağlıkla nice bayramlara erişmenizi temenni ederim. Teşekkür ederim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli hazirim. Çok değerli misafirler. Başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun da cehennem azabından kurtuluşa vesile olduğunu ifade ettiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek Ramazan ayımız mübarek olsun. Bugün ortasına kadar geldiğimiz, buradan öte baş aşağıya inmek üzere olan Ramazan ayımızı tebrik ediyor. Kadir gecesini ihya edip Cenab-ı Allah'tan bayram yapmayı bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, ben iki kişiye veya iki kuruma veya kuruluşa teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun çok değerli başkanına zamanını ve
paylaşım olan Ramazan ayında bizlerle yemeklerini paylaştıkları için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim için şahsım adına çok önemli olan Ramazan öncesi yıllardan beri söz verip de yapamadığımız Bayrampaşa Belediyesi'nin o kervanı bu yıl buraya gelecekti. Ama şu veya bu nedenlerle Balkanlara çıkamadıkları için bize verdikleri sözü tutamadılar. Onun yerine yine ana vatan Türkiye'den hepimizce malum olan, hepimizin izi olan, hepimizin suyunu içtiği, yemeğini yediği Bursa bizlere geldi. Bu geceyi, bu güzel anıyı bizlere yaşattılar. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yolları açık olsun diyorum. Tabii bizde bugünlerde seçim var. Türkiye'de çok kısa zaman önce seçim geçirdiler. Sayın Başkanımız da hani tabir caizse çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı. Yolu açık olsun, Allah kendisini utandırmasın diyorum ve teşekkür ediyorum. İkinci teşekkürüm, burada bu akşam bizlere hizmet sunan, bizleri evinde, köyünde misafir eden Yahya Bey'in köyüne ve bilhassa gençlerine gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar bize mükemmel sofralar hazırladılar. Burada bizi misafir ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnız mütevellinin bana bir kopyası var. Diyor ki, biz çok güzel yaptık. İleriye kendi imkanlarımızla yaparız bunu diyor. Öyle değil mi mütevelli? Öyle dedi. Ben de dedim ki biz de her türlü desteğe varız. Yeter ki siz hareket edin. Biz yanınızdayız dedim. Cenab-ı Allah gelecek yıllarda da bu güzel mekanda, bu güzel köyde iftar sofralarında buluşmayı bizlere nasip etsin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, ben tüm hanımefendileri ve efendileri, çok değerli genç kardeşlerimizi burada bulunan tüm hazirunu sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok değerli başkonsolosuna, çok kıymetli mütevelliyeti başkanımıza, çok kıymetli müftümüze, çok değerli milletvekillerimize ve burada bulunan tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza da bu güzel gecemize katılımları dolayısıyla teşekkür ederim. Sağ olsun müftüm, bize teşekkürle hem mütevelliyet başkanımız hem müftüm teşekkür etti ama ben bir teşekkürü de başkonsolosuma yapmak istiyorum. Biz normalde 6 tane ülkede iftar veriyoruz. İftar sofraları kuruyoruz. Dün akşam Tomruköy'deydik. Çok mükemmel bir sahur sofrası vardı. Çok duygulandım gerçekten. Gözlerim doldu desem hiç mübalağa etmemiş olurum. Büyük bir itinayla, özenle hazırlanmış. Biz diğer ülkelerde bunu yaptığımızda bir yemek firmasıyla anlaşıyoruz. Onlar götürüyorlar. Bulaşığını da topluyorlar, diğer şeyler. Ama burada genç kızlarımızı görüyorum. Genç kardeşlerimizi görüyorum, erkek kardeşlerimizi. Büyük bir itinayla, özenle hazırlanmışlar. Dün akşam aynı şekilde Tomruköy'de de yer sofralarında yaklaşık 2000 kişiyle sahur yaptık. Bize belediye başkanımızın söylediği sanırım bir ilkmiş. Daha önce gerçekleşmemiş. Nihayetinde aynı güzelliği, aynı şeyi burada da görüyoruz. Evet, biz normalde burada iftar yapmayacaktık. Sağ olsun başkonsolosum beni aradı. Dedi ki, başkanım ben iftarı söylemem bir mahsur yok herhalde değil mi başkonsolosum? Yahya Bey'le de dedi yapılmasını istiyorum mümkünse. Allah kendisinden razı olsun. Aynı şekilde müftümüzle konuşmuşlar. Ve nihayetinde de Cenab-ı Allah sizlerle bizleri bir araya getirdi. Bursa'yı hepiniz biliyorsunuz. Osmanlı'yı kuran şehir. 6 tane padişahı, onlarca evliyayı bağrında barındıran şehir Bursa. Yeşilin şehri, Uludağ'ın, Marmara Denizi'nin, İznik Gölü'nün, hasılı
3-4 medeniyete ev sahipliği yapan şehir Bursa. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde var olan yemek kültürüyle de farklı coğrafyaları içinde barındırmasıyla da Bursa'mız renkli bir çiçek bahçesi gibi. Ama buradaki herkes biliyor ki Bursa'da en belirgin renkler Balkanlar. Gerek Batı Trakya'dan, gerek Bulgaristan'dan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, velhasıl Balkanların Bosna Hersek'ten, değişik coğrafyalarından göçüp gelmiş, işi için, aşı için, evlatlarının geleceği için ekmeğini kazanmaya çalışan, Bursa'ya değer katan insanlarımız var Bursa'da. Allah'a hamdolsun, ben şükrediyorum. Bursa gibi bir şehre hizmet etmek herkese nasip olmaz. Her şehir çok değerli, çok önemli ama Bursa'mız gerçekten ayrı bir güzel. Ben bu vesileyle hem Bursalı iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu sofraları onların sayesinde kuruyorum. Biz sadece organizasyonu yapıyoruz. Beraberinde belirli destekleri biz veriyoruz. Ama onların destek ve katkıları da var. 6 tane ülkede varız dediğim gibi. Ve Allah'a hamdolsun Batı Trakya'da da bu sene başladık. İnşallah seneye geliştirerek bunları devam ettireceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye 81 vilayetten 925 ilçeden elhasıl 780 bin kilometre kadar ibaret bir ülke değil. Türkiye'nin gönül coğrafyası var. Balkanlar var, Kafkaslar var, Orta Doğu var, elhasıl mazlum coğrafyalar var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın biz belediye başkanlarına da, siyaset yapanlara da özellikle tavsiyesi ve nasihatı. Biz sadece bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz şehirlerle değil, aynı zamanda gönül coğrafyamıza da uzanmak, onlara da el uzatmak durumundayız. Dolayısıyla sizlerden istirham ediyorum. Lütfen dualarınızla bizleri de unutmayın. Bursa diye bir şehir, Türkiye diye bir ülke var. Biliyorum ki buradaki birçok kişinin hem Bursa'yla hem de Türkiye'nin farklı şehirleriyle zaten bir şekilde irtibatı, bir şekilde oralarla aracılığı veya bir şekilde görüşmeleri var. İnşallah bunu arttırarak devam ettirelim. Gönlümüzün, kalbimizin, dualarımızın burada olduğunu lütfen unutmayın. Bir hafta sonra yerel seçimlerimiz var. Allah hayırlısıyla seçimleri bitirmeyi nasip etsin. İnşallah en hayırlı neticeler buradaki Batı Trakya'daki soydaşlarımız için ortaya çıkar. Yunanistan Devleti için ortaya çıkar. En hayırlı neticeler. Ben de 1,5 ay önce tekrar seçilmiş bir kardeşimizim. Her ne kadar Sayın Mühtüm bana çiçeğe burnunda belediye başkanı dese de ben 15 yıldır belediye başkanıyım. Yeni değilim. Yani Allah ömür verdiyse bir 5 yıl daha yaparsam olacağım 20 yıllık. Tabii Bursa'da yeniyim. 18 ay önce belediye başkanımızın istifasıyla boşalan süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımla alakalı bir değerlendirme yaptı. 1,5 ay önce tekrar seçildi. Allah'a şükür Bursa'lı hemşehrilerimizin ilgisine mazhar olduk. Şimdi aldığımız bu emaneti çok daha ileriye götürmenin derdi içindeyiz. Bunu yaparken de asla asla buralarda unutmayacağımızı, kalbimizin, yüreğimizin, elimizin bir parçasında buralarda olacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Velhasıl sözlerimi uzatmak istemiyorum. Başta çok kıymetli başkonsolosum, milletvekillerim, diğer tüm hazırın olmak üzere katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ahmet abi var tabii bizim. Ahmet abi de benim. Hacı Osman dedi mi Ahmet abi? Ahmet Hacı Osman. Önceki dönem milletvekilimiz. Benim çok sevdiğim bir abim. En mutlu anlarında hep yanındaydı. Allah'a şükür biz onu görüyoruz. Bizi Bursa'da hiç ihmal etmiyor. Bir de ben tabii selamlar getirdim size. Onları da iletmem lazım. Üzerimde kalmasın. Sizin içinizden çıkmış, sizin evladınız, önceki dönem Başbakan Yardımcımız, şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanımız Sayın Hakan Çavuşoğlu'nun. Aynı zamanda eski bakanımız yine buralarda yetişmiş, buralarda dünyaya gelmiş, büyümüş ve göçmüş ama yüreği buralarda olan, kısa bir süre önce de buralarda var olan çok değerli bir iş adamı abimiz var, Cavit Çağlar. Onun çok selamlarını getirdim. Velhasıl Bursa'da buraya geldiğimi söyleyince tabii Bursa'yla Batı Trakya'nın, Gümülcine'nin özellikle çok irtibatları var. Gümülcine'nin, İskeçe'nin.
Dolayısıyla benimle selam gönderen tüm kardeşlerimizin selamlarını, dualarını sizler için getirdim. Onu ifade etmek istiyorum. Tabii bir teşekkürü de benimle beraber gelen, aslında onlar önce Bulgaristan'a geldiler. Bulgaristan'da Cebel'de güzel bir iftar yemeği yaptılar. Dün akşam sahurda beraberdiler. Benim sağ tarafımda gazeteci arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Onlar bugün hem ortamı fotoğraflıyorlar, takip ediyorlar. Hem de izlenimlerini inşallah gittikleri zaman Bursa'da basın aracılığıyla, gazeteleri, televizyonlar aracılığıyla bütün Bursa'yla paylaşacaklar. Bizim dostluğumuzun, kardeşliğimizin ne kadar derin olduğunu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Son olarak da işte bu güzel sofraların hazırlanmasında emeği geçen kızlarımızı görüyorum. Koşturuyorlar sağa sola. Birisi ayran yetiştirmeye, birisi su yetiştirmeye, bir başkası pilavı yetiştirmeye çalışıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bir toplum eğer fitne girerse, fesat girerse Allah muhafaza, o toplumun iki yakası bir araya gelmez. Siyaset, seçimler muhakkak biter ama birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi her daim, her şartta devam ettirmemiz gerekiyor. Biliyorum ki sizler Türkiye'ye çok önem veriyorsunuz. Ama şunu bilin ki Türkiye'de size çok özel önem veriyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın nasihatidir. Yine biliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız 1,5 yıl önce buradaydı. Yıllar sonra, 60 küsur yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Batı Trakya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ziyaret edildi. Ben ona çok teşekkür ederim bu imkanları bizlere verdiği için. Bu duygu ve düşüncelerle buraya gelemeyen, bu akşam burada olamayan ama kalbi ve yüreği burada olan tüm kardeşlerimize de selam ve saygılarımızı iletiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Bütün bu işin yükünü çekenler Yahya Beyli Gençliği. Onların sırtlarındaki tişörtte de zaten bu şekilde bir yazı bulunuyor. Yahya Beyli Gençliği diye. Şimdi sofralar kurulmazdan önce onlar yoğun bir mücadele içine girdiler. Erken saatlerde bu sofraları hazırladılar, özenle hazırladılar. İftar saati geldi, sofralarda yemekler yenildi, içildi. Ondan sonrasında ise toplamak yine onlara kaldı. İşte şu an görüyorsunuz harıl harıl Yahya Beyli Gençliği sofraları topluyor. Burada bulunan arta kalan yemekleri alıyorlar, ekmekleri topluyorlar. Diğerlerde sandalyeleri toplayıp burasını nasıl bulduysan öyle bırak derler ya, o şekilde getiriyorlar. Şimdi öncelikle kolay gelsin çocuklar. Şöyle bir bize doğru bakarsanız bir iki dakika müsaadenizi isteyeceğim. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Emre. Emre'cim bu köyden misin? Evet. Kaç yaşındayız? 14. Daha önce bu tür etkinliklerde hep böyle görev aldın mı? Evet. Şimdi belediye başkanı geldi, burada bir iftar verdi. Aynen. Memnun musunuz? Vallahi memnunuz da bu son iş bize kaldığı için biraz zor oldu. Aslında bize kalıyor diyorsun. Ama ne mutlu ki bak insanların hayır duasını aldınız. Aldık. Sen pek memnun değilsin galiba. İş ağır geldi biraz. Geldi. Olsun ama yılmayın. Şöyle bir toplanın bu tarafa çocuklar. Biraz görüntü alalım sizden de. Ablacığım seni tanıyabilir miyiz? Benim ismim de Şerike. İsmim Şerike. Şerike'cim. Evet. Kaç yaşındayız? 17 yaşındayım. Okula gidiyorsun. Evet, lise. Hangi okul? Lise. Cevaber Lisesi'ne gidiyorum. Ne mutlu sana. Ne düşünüyorsun? Büyüdüğün zaman ne olmak istiyorsun? Ben mimarlık okumayı düşünüyorum. Peki bu Yahya Beyli Gençliği adı altında bir birlik oluşturmuşsunuz. Güzel bir çabanız var ortada. Bunu nasıl başardınız? Kim söyledi size böyle yapalım bu şekilde, büyüklerimiz mi söyledi? Bizim köyde gelenektir bu. Bütün gençler böyle olaylarda yardım eder. Yani her zaman dayanışma içindeyiz. Evet, ben şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim Feridun'dan. Bak burada pırıl pırıl gençler var. Üzerlerindeki tişörtler kadar gerçekten yüzleri de pırıl pırıl. Çünkü bu işe gönül vermiş çocuklar bunlar. Ne söyleyeceksin, duygularını alalım. Kurdunuz, harıl harıl çalıştınız. Millet yedi gitti. Burası da size kaldı. İnsanlara yemeğimizi sunduğumuz için mutluyuz. Elinden geleni yaptık.
Şimdi de topluyoruz işte, ne yapalım. Herkesin geleceği çok teşekkür ederiz. Foto sistemlerinden gençlerimizden çok razı olur. Ne yapalım? Seneye de inşallah yaparız aynısını. İnşallah. Peki bakalım. Sen neler söyleyeceksin? Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkürünüz var mı? İnsanlara neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkürler ederiz. Böyle bir şey yaptığınız için. Milletimize de ayrı teşekkür ederim. Onlara büyük bir katkı yaptılar. Onlar da geldiler. Herkese teşekkür ederiz. Peki sizi nasıl etkiliyor bu yaptığınız bu birlik beraberlik? Bak şimdi çok ciddi bir kalabalık var. 1200 kişiye sofra açtınız. Bütün insanlar burada. Hepsi sizin insanınız. Sizin çevredeki insanlarız. Neler söyleyeceksin sen? Abi şimdi tabii gençlerimiz çok güçlü ve şeyiz. Yani çok mutluyuz. Böyle genç şey oldu, topluluğu olduğu için. Bizim köyden gelenekseli var. Yani bütün gençler yardım ediyor. Yani köyde böyle bir şey olduktan sonra mutluyuz yani. Yani hemen anında toplanırız evet, diyorsun. Evet. Hemen yani görevi sonuna kadar getiririz. Evet, sonuna kadar her şeyi yaparız yani. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir de diyorlar ki ya diyorlar bu Batı Trakya'da gençler pek oralı değil diyorlar. Gidiyorlar Avrupa'ya falan diyorlar. Abi bilmiyorum, diğer köylere gittiniz mi hiç, hani bizim köyde gençlik çok yani. Nasıl desem. Farklı diyorsun. Farklı yani. Abi. Hep onun birbirimize için, yani tutunuyoruz abi. Birlik beraberlik. Onun için siz Yahya Beyli'nin izinde yürüyorsunuz. Evet. Ne mutlu sizlere. Allah sizlerden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Nice güzel etkinliklerde böyle pırıl pırıl giyinerek İnşallah. Hayır duaları alarak İnşallah. Bu işleri yapmanızı dileriz. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Efendim öncelikle hayırlı iftarlar dileyelim, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız iftarını verdi. Öyle. Ve Gümülcine de özellikle Batı Trakya'mızda hep özlediğimiz ama bildiğimiz tablolar bunlar. Neler söyleyeceksiniz? Her akşam başka bir iftar, başka bir güzellik. Evet, Batı Trakya'da bu Ramazan ayı diğer Ramazan aylarında olduğu üzere gayet köy iftarlarıyla dolu dolu bir şekilde yaşanıyor. Herkes Ramazan ayının bereketinden faydalanıyor. Aynı zamanda Ramazan paylaşmak demek bu şekilde köy halkı çevre köylerden çağırdıkları insanlarla beraber yemeklerini paylaşıyorlar ve bu güzel geleneği devam ettiriyorlar. Bugün de Bursa'dan misafirlerimizin de destekleriyle Yahya Beyli'de bir etkinlik düzenlendi. Biz bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan Sayın Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş başta olmak üzere herkese, müftümüze, bu güzel etkinliğin organize edilmesinde çok büyük katkısı olan Yahya Beyli mütevelli heyetine ve gençlerine teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki yıllarda da bu tip organizasyonlar artarak, güçlenerek devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle Ramazan'ın artık yarısındayız. 15'ini aşacağız. Belki bu yayına verildikten sonra sizle defalarca yine görüşeceğiz ama ben dilerseniz Ramazan'la ilgili düşüncelerinizi alalım. Hem bu bölgede yaşayan soydaşlarımızın hem de Türkiye'deki ana vatandaş soydaşlarımızla ilgili Ramazan düşüncelerinizi alalım efendim. İşte Ramazan burada tabii bereketiyle beraber geliyor. Herkes Ramazan ayında birbiriyle orucunu, iftarını paylaşmak istiyor. Bu şekilde insanlar burada iftar vesilesiyle, sahur vesilesiyle bir araya geliyorlar. Yakında Ramazan bayramı da işte ortasını geçtik artık, Ramazan bayramına da doğru geri sayıyoruz. Herkes büyük bir heyecanla Ramazan bayramına hazırlanıyor. Evinde ona göre işte tatlısını yapacaksa şekerini vesairesini hazırlıyor. Dolayısıyla böyle bir tatlı telaş içerisinde geçiyor. Gümülcine aslında çok farklı. Batı Trakya çok farklı. Siz burada görev yapıyorsunuz. Bembeyaz pırıl pırıl evler, dışta çırpıyorlar sürekli. Beyazla boyuyorlar. Temizlik apayrı bir dünya.
Batı Trakya'mız için. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani görev yeriniz olarak? Yok tabii, temizlik imandan gelir. O açıdan hani burada da böyle çok gayet temiz olmaları doğal diyebilirim. Bundan önceki görev yerim Hindistan'dı. Tabii orada da bunun tam aksi bir manzarayı gördüğümü de hatırlıyorum. O yüzden yani burası gerçekten çok bakımlı ve temiz diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz size. Sağ olun. Teşekkürler. Evladı Fatihan toprakları diye hep söyler dururuz ya. İşte o topraklar anlatılmaz, yaşanır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş da şu an anlatılanları hep yıllarca dinledi. Belki bu topraklara gitti geldi ama şu an adeta yaşıyor. Şimdi kendisi kurduğu bu hayır sofralarından biraz bize bahsedecek. Çünkü 6 ayrı ülkede kurduğu önemli sofralar, iftar ve sahur sofraları var. Buradaki topraklardaki bu insanların adeta gönüllerine su serpmiş durumda ve bir kültürü yaşatmanın derdinde omuzlarındaki yükle beraber. Sayın Başkanım, Allah utandırmasın, devamını dileyelim. Amin, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Günümüzde inşallah. Evladı Fatihan çok farklı bir coğrafya. Evet. Yıllarca unutulmuş, ötelenmiş ama sayenizde, sizin gibi düşünen insanlar sayesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde biz Evladı Fatihan'ı hatırlar olduk. Neler söyleyeceksiniz efendim? Efendim öncelikle şunu ifade etmeliyim ki burada gerçekten çok büyük bir güzellik var. Çok güzel bir ayrıcalık var. Öncelikle bu ortamın tesisinde, temininde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii Türkiye 780 bin kilometre kareden, 81 vilayetten ve 925 ilçeden ibaret bir ülke değildir. Türkiye'nin gönül coğrafyası vardır. Ve Balkanlar bu gönül coğrafyasının en önemli parçalarından bir tanesidir. Hem Batı Trakya, hem Bulgaristan, hem Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, hasılı bu coğrafyalardaki tüm soydaşlarımız ve dindaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Tabii bizler onlara göre imkanları olan ülkeyiz. Amaç burada sadece bir akşam yemeğine karın doyurmak değil. Karınlar nasıl olsa doyuyor ama amaç başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının birliğini ve beraberliğini, coşkusunu beraberce yaşayabilmek. Bir de şimdi bir güzelliği daha var ki buradaki hizmet eden de buradaki sakinlerimiz, gençlerimiz, kızlarımız, erkek evlatlarımız çok güzel sofralar kurdular ve bizi bu sofrada bir araya getirdiler. Başkonsolosumuz, diğer tüm yetkililerle beraber. Tabii belki ülke olarak, biz ülke insanı olarak Türkiye'de bu ortamlara alıştık ama özellikle Batı Trakya coğrafyasında bu ortamları sağlamak çok ama çok önemli ve değerli diye düşündüm. Çünkü buradaki kardeşlerimiz Yunanistan hükümeti içerisindeki Batı Trakya bölgesinde yaşıyorlar ve varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Tabii bir taraftan ülkenin kural ve kaidelerini uygulamaya çalışırken diğer taraftan da açıkçası hem örf, adet ve annelerimizi, hem milli değerlerimizi ama beraberinde de inancımızı da muhafaza etmenin derdi ve hesabı içerisindeler ve onu da yeni nesillere aktarmanın derdi ve hesabı içerisindeler. Ben özellikle bu akşam çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Efendim Bursa Balkanlar, Balkanlar Bursa diyorlar. Şimdi Bursa çok farklı bir şehir. Osmanlı'ya başşehir. Burası da Evladı Fatihan toprakları. Acaba onunla ilintili diyebilir miyiz efendim? 600 yıl. Kesinlikle. Kesinlikle. Ahmet Hamdi Tanpınar şiirde de bunu çok güzel ifade ediyor aslında. Üsküp'ün Bursa'dan, Sarayova'nın Bursa'dan, Priştina'nın, Prizren'in Bursa'dan, Hasalı Gümülcine'nin Bursa'dan, Cebel'in Bursa'dan, Kırcaali'nin Bursa'dan aslında hiçbir farkı yok. Ve biliyorum ki yine bu coğrafyalardan birçok insanımız şu an Bursa'yla bağlantı içerisinde akrabaları var. Hem de birinci dereceden evlatları var, yeğenleri var, torunları var. Asılı gidiş gelişleri var. Gönülleri orada, duaları orada. Dolayısıyla bu ortak, bir sürü ortak değerin içerisinde bu şehirlerin yakınlaşması çok doğal. İnşallah bunları daha fazla temin etmek, tedarik etmek ve sürekli sürdürülebilir kılmak adına bizim de gayretlerimiz, çabalarımız olacak inşallah. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum bu söyleşi için. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diyelim. Sağ olun. Çünkü insanlarımız Bursa'nın adını duyunca ana vatanın adını duymuş gibi oluyorlar ve merak ediyorlar. Diyorlar ki ne zaman bir daha bu tür sofralarda buluşacağız diyorlar. Bir evet. Müjdemiz var mı? Evet. Dün akşam aslında bilgi gerçekleştirdik. Bir sahur sofrasında buluştuk. Evet. İlk kez yapılmış Batı Trakya'da.
2000 kişiyle yaklaşık muazzam bir düzen, sükunet ve suhulet içerisinde herkes sahurlarını yaptı. Tabii yer sofralarında dualarımızı ettik. Akabinde Allah kabul etsin sabah namazlarımızı kıldık. Müthiş bir coşku vardı. Yine Domruköy'de bizatihi köy sakinlerimiz hizmetti ama çevre köylerle beraber dediğim gibi 2000 kişi yaklaşık bir araya geldi. Muazzam bir ambiyanstı. Aynı şekilde burada da aynı heyecanı görüyorum. Sadece Yahyabeyli değil, etraftan da toplananlar var. Seneye de artırarak devam ettireceğiz inşallah. Farklı çalışmalarımız, desteklerimiz, katkılarımız olacak inşallah. Bursa bereket konvoyu geliyor diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle, kesinlikle. Peki, Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Evet, Yahyabeyli Camii'nin havlusunda, bu huzur ortamında, bu manevi ruhu yaşayarak işte minaremizin gölgesinde bir iftarımız daha eda ettik. Sayın Müftümüz de burada, onu da hayır dualarıyla başladık ve sona erdirdik Allah'ın bereketiyle. Neler söyleyeceksiniz Sayın Müftüm? 1200 kişilik bir iftar sofrası kuruldu. Bursa'mız hep yanımızda, arkamızda. Öncelikle ben Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bugün buradaki konuşmamda da, protokol konuşmamda da aynı şeyleri ifade ettim. Tabii biz yıllardan beri Bayrampaşa Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Balganlar'daki iftar sofralarına alışmıştık. Daha önceden bu yıl için bu köyü planlamıştık. Bu köye geldik, durumu kendilerine Ramazan öncesi izah ettik. Köylüler de manevi olarak, psikolojik olarak hazırlandılar. Bazı hazırlıklar yaptılar. Ve sonunda Ramazan öncesi Büyük Bayrampaşa Belediyesi Balkanlara bu yıl çıkamayacağını ifade etti. Burada bir boşluk doğdu. Ben bunu kapatma arzusundaydım şahsen Gümülcine seçimi müftüsü olarak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Batı Trakya'da bir iftar yapmasını istediğini haber aldığımız zaman kendilerine Bayrampaşa'nın yapamadığını tamamlamalarını istedik, talep ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve burada bu akşamda gördüğünüz gibi o eksik kalan yerini Bursa Büyükşehir Belediyesi tamamlamış oldu. Bundan dolayı ben Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gönülden teşekkür ediyorum. Ne oldu? Bu bölgenin insanları böyle bir iftarı beklerlerdi ve bu iftar gerçekleşti. En başta ben bunun için memnun oldum. İkincisi, bu köyümüzün gençleri böyle bir şey arzu ediyordu. Gördüğünüz gibi bütün gençler, kızlar, çocuklar burada bu insanlara hizmet ettiler. Gerçekten güzel bir minarenin, caminin gölgesinde güzel bir iftar açtık. Allah razı olsun. İnşallah bazı şeyler bir heyecan yaratıyor, başlangıç oluyor. Büyükşehir Belediyesi bu Yahyabeyli köyünde de böyle bir hareketin bundan sonraki yıllarda yapılmasına vesile olacağını umuyorum. Çünkü köyün mütevelli heyeti, yani cami idare heyeti, biz bunu gelecek yıllarda da devam ettirebiliriz gibi bir söz söyledi. Bu da beni ayrıca memnun etti. Çünkü burada bir şeyi denemiş oldular, başaracaklarına inandılar. Etraf köylerden insanlar geldi. Bu köyün nüfusu 600-650 civarında. Fakat 1200'ün üzerinde 1500'e yakın insan misafir edildi. Çevre köyler de geldiler. Bu bizim birlik beraberlik olmamıza, bağlanmamıza, kardeşlik ruhuna, paylaşma ruhunu tekrar bize canlandırdı. Bundan dolayı ben şahsen mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir'e teşekkür ediyorum. Yahyabeyli köyüne, gençlerine teşekkür ediyorum. Allah tekrarını nasip etsin diyorum. İnşallah gelecek yıllarda da hep beraber yaşarız. Sizle beraber. İnşallah hep beraber. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Sağ olun. Herkese. Kurulan iftar sofraları adı gönül sofraları. Binler, on binler bu sofralarda iftar açıyorlar, sahur yapıyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. En önemlisi de hayır dualar eşliğinde bu hayırı gerçekleştirenleri gerçekten önemli ölçüde
ağırlayıp onların kalplerine, gönüllerine taht kurmalarını sağlıyorlar. Burada manevi duygular bir başkadır Batı Trakya'da, Balkanlar'da. Ve özellikle bu manevi duyguyu yaşatan insanlar da ağırlıktadır son zamanlarda. Bir bakmışsınız Bosna'da, bir bakmışsınız Kosova'da, bir bakmışsınız Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan. Önemli olan kurulan gönül sofralarında insanları birlik ve beraberlik çatısı altında Müslümanlığı öne çıkartarak, Türklüğü de anlatarak bu topraklarda onların yaşayan birer fert olduğunu hatırlatmak ve en önemlisi de evladı Fatihan topraklarında olduklarını unutturmamaktır. Onlar belki yıllarca gördükleri sıkıntılar, baskılar, zulümlere rağmen hiçbir zaman için dinlerinden vazgeçmemişler, Türklüklerinden ödün vermemişler. Hiçbir şekilde de karşıt görüşe sahip olarak o yaşadıkları ülkenin insanlarıyla düşmanca kin ve nefret söylemleri içerisinde olmamışlar. Onlar her daim hoşgörü içerisinde bizim dinimizin de İslamiyet'in de öngördüğü koşullarda her zaman hoşgörüyü kendilerine ilke edinmişler ve yardımlaşmayı birebir insanlarla karşı karşıya konuşarak derdin var mı, ihtiyacın var mı, sorunun var mı şeklinde sorular sormuşlar. Hani Fatih Sultan Mehmet şöyle diyor ya çok önemli bir sözünde, insanlara oruç tutuyor musun, namaz kılıyor musun, camiye gidiyor musun diye sorular sormayın. İnsanın inançlarıyla siz karışmayın, oynamayın. Önemli olan aç mısın, açıkta mısın, tok musun, bir şeye ihtiyacın var mı şeklinde sorular sorun. Yani ahirette sorulacak soruları siz sormayın diyorum. Mevlam'ın, Allah'ın soracağı soruları siz sormayın. Bırakın insanoğluna, siz onun şu an yaşadığı dünyada yaşadığı sıkıntıları çözebilmek adına bir şeyler yapma gayretinde olun diyor. İşte biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Onun için de evladı Fatihan topraklarında uzun yıllar yaşadık ve yaşamaya da devam edeceğiz. Tek derdimiz barışı, hoşgörüyü bu ülke topraklarında herkese aşılayabilmek. Hiç kimseye düşmanca kin ve nefret tohumları serpmemek, geçmişten ders alarak gelecek kuşaklara önemli ölçüde geçmişimizi öğretmek, yaşadığımız sıkıntıları da kin ve nefret tohumları serpiştirerek değil, ders çıkartarak anlatmak gerekiyor. Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ali Nur Aktaş'ın özellikle gerçekleştirmiş olduğu kısa bir Balkan iftar sofrası turunu sizlere aktaralım istedik. Böylesi değerli başkanlar, böylesi değerli insanlar olduğu süre içerisinde onlar sadece bu yola kendilerini adıyorlar ve arkasından gelen binleri, on binleri arkalarına baktıkları zaman görüyorlar. Ne mutlu ki böyle insanlar emin adımlarla ilerliyor ve böylesi insanların arkasında on binler, yüz binler her zaman yürüyorlar. Evet, Bursa Balkanlar, Balkanlar Bursa'dır dedik ve hep böyle de söyledik. Bu yüzden dolayı da Balkan coğrafyasında bambaşka bir yapının olduğunu unutmayalım. İşte içinde bulduğumuz bu mübarek Ramazan ayında da önemli ölçüde herkesin dediği gibi hayırlı Ramazanlar, mübarek aylar bizleri bekliyor dedik ve 11 ayın sultanı Ramazan'ın artık yarısına geldik. Sayın Müftüm de ilettiği gibi artık yarısına geldik, inişe geçtik diyor. Bundan sonrasının zaten sonu gelir. Herkese şimdiden Tekrumeli televizyon ekranlarından bizler de hayırlı Ramazanlar diliyoruz.